gündeme geldikten sonra oldu dedi. Ama hazırlıklar 2004'de başlamış. Ama unutmayın, İngilizler oradaki Nazilerle ta 72'den İngiliz istihbaratı ve Amerikan istihbaratı. 72'den beri kontak halinde. Onlar da başladılar Rusların bulunduğu bölgeleri rahatsız etmeye. Bunlar rahatsız ediyor ki kaçsınlar buradan Rusya'ya diye. Bunlar halbuki biz onlara önerdik, dedik ki zaten bunlar otonom bölge olsun. Azak Denizi'nde de Rus donanması kalsın. 49 yıllığına 99 yıllığına anlaşma yapın. Gene toprak sizin olsun. Kabul et. Aksine Ukrayna kabul edecekti. Hı. Ukrayna bizim arkadaşlarımız var. Bunu kabul edeceklerdi. İngilizler devreye girdi işte. Bir de kabul etmemeleri için izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Bir Buça katliamı diye bir görüntüler servis edildi. Sokakların ortasında cesetler sıra sıra yatıyordu ve Rusların Ukraynalıları öldürdü diye bir iddia vardı ama görüntülerde biraz tertip gibi, yani sıralanmış cesetlerdi. Evet. Bununla ilgili de hocam, Ukrayna parlamentosu milletvekili Oleg Tsarev bir röportajda, İtalyan haber kaynağı Faro di Roma yazıyor bunu. Ukrayna parlamentosu milletvekili kendi söylüyor. Buça olayı bir tertipti. Bu tertibi Ruslar yapmadı. Ancak prodüksiyon da değil. Gerçekten bu insanlar öldürüldü. Fakat onları öldüren Rusya değildi diye açıklama yapıyor. Burada biz onu konuştuk olayın akşamı. Ne dedik biz? Akşamı mıydı? Bir gün sonra mıydı? Dedik ki bu işin şu tarihte şu burada Naziler var. Burada Rus askerleri burayı bombaladığına dair bir bilgi yok. Ruslar propagandaya karşı kendilerini savunamıyor diye burada konuştuk. Evet, evet hocam. Şimdi bunu Ukraynalılar kendi... Parlamento milletvekili kendi açıklıyor. Aslında tam bir çözülme değil mi hocam? Bu Stoltenberg'in açıklaması, kötü haberler gelebilir. Ukraynalılar hem milletvekilleri hem heyetin başındaki isim artık İngilizleri ama suçlamaya başladı. Bütün bunlar önemli olan şey. Yani Batı kapitalizmi. Tayyip Bey bugün bir yerde konuşuyordu. Canlı yayın yapıyordu televizyonlar. Orada Batı'nın, ya biz o zaman dedik ki Tayyip Bey güzel söylüyorsun, çok güzel. Ya bu yeni çıkmadı ki Batı'nın ne oldu? Avrupa Birliği'ne yalvarıyorsunuz, gireceğiz diye. Neymiş Avrupa Birliği? Şimdi tek dişi kalmış sana var diyorsun. Mehmet Akif'e döndünüz. Onun için dedim ben. Medeniyet Üniversitesi verdiniz adını. Üniversitenin adını medeniyeti kaldırın oradan. Hı hı. Öyle bir Batı medeniyet diye bir şey yok ama ya Batı'da Katolik Üniversite var. Siz de şey kurun, İslam Üniversitesi kurun. Yani bunu yapabilirsiniz ama medeniyet dediğin zaman, bir gün Hrant Dink dedi ki, ya Mehmet Akif İstiklal şairiniz dedi, medeniyete tek dişi kalmış canavar diyor. Dedim Hrant, medeniyete demiyor. Bizim bildiğimiz medeniyete demiyor. Emperyalizm, medeniyet biziz diyor. Bunlar saldırıyorlar. Akif de bunlara diyor tek dişi kalmış canavar. Emperyalistlere diyor. Emperyalizme diyor. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı, yukarıda mı, aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.